Günlerden Bodrum çökertme kebabı. Hazırsak gelsin malzemeler. 150 gram dana bonfile, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 dal taze kekik, 1 adet orta boy patates, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 4 dal maydanoz. Sosu için 2 adet salkım domates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi çökertme kebabının yapımına geçiyoruz. Öncelikle bonfilelerimi jülyen bir şekilde ince ince doğruyorum. Tavamı ocağa koydum. İçerisine yağımı ilave ettim. Bonfileleri attım içerisine. Bonfilelerim burada kendi halinde karamelize olurken ben de aynı şekilde jülyen soğanlarımı doğramaya başladım. Soğanlarımı jülyen doğradım, bonfileme ilave ettim. Aynı zamanda sarımsak ilavesi yaptım. Sarımsak ve soğanlarım iyice etle birlikte karamelize olasıya kadar kavurmaya devam edeceğim. Şimdi burada etlerim sotelenirken aynı zamanda kekiklerimi ince bir şekilde doğrayacağım. Etime ilave edeceğim. Etimle birlikte kekikler burada sotelenirken. Şimdi baharatlarımı ilave edeceğim. Kırmızı toz biberimi ilave ettim. Tuz, karabiber ilavesi yaptım. Bunlar burada sotelenirken hemen sarımsaklı yoğurdumu yapacağım. Sarımsaklarımı ezdim. Yoğurtla birlikte güzelce karıştıracağım. Patateslerimi ince ince doğrayacağım. Ve ince bir şekilde doğradıktan sonra kibrit haline getiriyorum. Yani jülyen haline getiriyorum. Patateslerimi suya attım. Bu arada tavamı yağ koydum. Yağım ısınırken hemen ben de patateslerimi yıkadım. Kızgın yağda patateslerimi çıtır çıtır olasıya kadar kızartacağım. Geçelim domates sosuna. Domateslerimi ortadan ikiye böldüm. Güzel bir şekilde rendeledim. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Tavaya aktarıyorum. Tavada yaklaşık 1-2 dakika bir taşım kaynatacağım. Şimdi sunum zamanı. Daha önceden çıtır çıtır kızartmış olduğum patatesi tabağın ortasına yerleştirdim. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave ediyorum. Üzerine karamelize olmuş etimi ilave edeceğim. Ve son olarak domates sosumu ilave ettim. Doğranmış maydanozla da servise sunacağım. Şimdiden ellerinize sağlık, kolay gelsin.